Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizde Haziran ayı örnek sorularla karşınızdayım. Açık söylemek gerekirse 4 tane soru sormuşlar. Ama bunlardan bu ilk soru çözeceğim soru kolay. Diğerleri biraz garip. Yani güzel sorular. Az ama öz olmuş. Birinci örneğimizle başlayalım. Yanda kenar uzunlukları x ve y birim olan kareler kesik çizgilerle gösterilmiş ve en küçük alana sahip kare olacak şekilde tamamlanıyor. Tamamlandığında oluşan şeklin birim kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın, şöyle yapabiliriz. Şuradaki y'yi yukarı tamamlarsam, şurası y olur. Aynı x'i buraya da tamamladığımda burası x olur. Böylelikle oluşturacağım karenin kenar uzunlukları ne olur? Şurası. Elde edeceğim sonuç 2x artı y olur. Aynı şekilde burası da 2x artı y. Sonuçta bu bir kare. O zaman 2x artı y'nin parantez karesi. 4x kare artı 4xy artı y kare cevabım C seçeneği. Bu ilk soru için kolay. Benim fikrimi soracaksınız. Ama aynılarını diğer sorular için söyleyemeyeceğim. Yusuf, Mart ayına ait yaprakları tek tek koparıp rastgele yere diziyor ve içlerinden bir tane yaprak seçiyor. Rastgele seçtiği takvim yaprağının Salı gününe denk gelen asal sayı olma olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Gördüğünüz gibi 1 Mart Pazar. Şuraya Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazarı yazalım. Şurası 1. Sonra şurası 2 Mart, 3 Mart, 4, 5, 6, 7, 8. Salı gününe 7 gün 7 gün ekleyelim. 3'e 7 eklersem 10, 10'a 7 eklersem 17, 17'ye 7 eklersem 24, 24'e de 7 eklediğimde 31 yapar. Toplam 31 gün var. Mart ayı 31 gün demiş. Bunlar içerisinden toplam tüm durumlar 31. İstenilen durum ise ne istiyor bizden arkadaşlar? Salı günü olacak. Yani şu sırada olacak. Asal sayı 3, 17 ve 31. Cevap 3 bölü 31. Yani C seçeneği. Güzel bir soru hazırlamışlar. Üçüncü sorumuz. Melek hesap makinesinin ilk tuşuna, bu tuş sıfır olmamak şartıyla herhangi iki rakama basıp karekök sembolüne basmaktadır. Melek en az kaçıncı kez karekök sembolüne bastığında sonuç kesinlikle ve kesinlikle irrasyonel sayı olur diyor. Şimdi nasıl olur da rasyonel sayılar elde edebilirim? Yani tam kareler. 16, 25, 36, 49, 64 ve 81'e bastığında bunlara basarsa karekök sembolleri sonucunda dışarıya ne çıkacak arkadaşlar? Bunlar kök dışına çıkabilecek. Bunlar haricinde hangi sayı yazarsınız yazın, iki basamaklı olacak şekilde. Bu yazdığınız sayıya karekök içine aldığınızda kesinlikle irrasyonel olacak. Benim şuraya yazdıklarım karekök sembolleri 6 tane. 7. yazacağım iki basamaklı sayıyı karekök içine aldığımda kesinlikle ve kesinlikle bu ne olacak? İrrasyonel sayı olacak. Cevap D seçeneği. Aksaray'ın son sorusu. Yarıçap uzunluğu R olan bir çemberin çevresi 2 pi R'dir demiş. Yarıçap uzunlukları kök 2 ve kök 3 birim olan iki çember birbirine aralıklarla bölünmüş sayı doğrusu üzerinde sırasıyla eksi 5 ve 8 noktalarında bulunmaktadır diyor. Bu noktadan ok yönlerinde tam bir tur döndükleri zaman aralarındaki mesafenin orta noktası hangi iki tam sayı arasında olur? Öncelikle sol tarafın bir tur attığında alacağı mesafeyi bulmam lazım. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı kök 2. Bu da ne yapar arkadaşlar? 6 kök 2. Sağ tarafı da hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r'den 2 çarpı 3 çarpı kök 3. Bu da 6 kök 3. Bunları böyle bırakmayalım. Bunların yaklaşık değerlerini bulmaya çalışalım. Bunu da kök için atarak bulabiliriz. Burası kök 72 yapar. Burası da kök 108 yapar. Ve bunların yaklaşık kök dışına çıkardığımız halde hangi tam sayılar arasında olduğunu bulalım. Kök 72 dediğimiz sayı
Kök 81'den küçük, kök 64'ten büyüktür. Yani 8'den biraz fazla. 9'dan küçük. 8,5 dememizde herhangi bir beis yok. Yani sıkıntı olmaz. Yani bu tarafa doğru 8,5 birim gidecek. Kök 108'e bakalım. Kök 108 sayısı da kök 100'den büyüktür. Kök 121'den de küçüktür. 121'i düşünmenize gerek yok. 100'den biraz büyük. Yani karekök 100'den. Yani yaklaşık 10.2, 10.3 gibi bir şey olabilir. Şimdi, eksi 5'in üzerindeyim. 8,5 birim sağ tarafa gideceğim. Yani eksi 5'e 8,5 eklersem, şurada bir yerde artı 3'ün olduğu yerde olurum. Bu bir tam tur döndüğünü burada bir yerde olur. Şimdi gelelim 10.2'ye. 8'den 10.2 çıktığı anda, yani 8 tamdan, 10.2'yi çıkardığınızda arkadaşlar, o da şurada, şurası eksi 1 olsun, şurası da eksi 2 olsun. Eksi 2 ile eksi 1 arasında şurada bir noktada bulunacak. Şimdi bu ikisinin tam orta noktasını soruyor. Buranın tam orta noktası neresi olur? Şöyle biraz daha küçültelim. Buranın orta noktası hangi tam sayılar arasındadır yani? Şurası. Şimdi buradan zaten eksi 2 tam var. Şuradan da 2 tam götürelim. Orta noktayı buluşacaksak. Yani şurada 0 ile 1 arasında bir yere gelecek. Arkadaşlar 2 tam buradan gidiyor. 2 tam da buradan gitsin. Orta nokta ne olacak? 0 ile 1 arasında. Tahmini bir değer soruyor zaten. Hangi tam sayılar arasında olduğunu soruyor. Evet, Aksaray 4 taneydi. Çok fazla değil. Ondan fen bilimleri soruna geçiyor. Hemen bir sonraki videoda da bir sonraki ili anlatacağım size. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.